Dur! Oldun yerde kal. Nereye kaçıyorsun? Ben kaçmıyorum. Ben bir şey yapmadım. Masumum. Anlayacağız şimdi. Kimliğini ver bana. Olayın acil ambulans. Adres veriyorum. Kıbrıs Köy 1432. Sokak 12 numara. 54-60 anlaşılıyor. Komiserim, adam ağır yaralı, bıçaklanmış, ölmek üzere. Ambulans çağırdım. Gözün üzerinden ayırma. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim masumum ben. Ne olur bırakın beni. Yapıp yapmadığını şimdi anlarız. Gel benimle. Allah'ım ya! Niye huzursuzlandı bu böyle altıda demez? Açmıyor mu abla? Ablam da açmıyor, Kemal de. Tez hoş. Sen niye uyumuyorsun? Cin gibi bakıyorsun öyle. Evet. Elimde bir tek adı var. Bir de Kayseri'den. Annemle aynı köylü. Tamam. Sen de bir araştır. Ben de soyadını öğrenir öğrenmez seni arayacağım. Görüşürüz. İstediğin dosyalar. Annen Yıldız'la eve geçmiş. Niye bize haber vermedi? Bilmiyorum. Evdeler işte. Ne durumdayız? Şartnameyi hazırladık. Feride çizimleri yapıyor. Umarım bu işi batırmaz. Baba, Feride en iyisini yapar. Gördük evde. Bak anneme kızgın olabilirsin. Ama acısını bizden çıkartma. Hepimiz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşinizi kaybetmek istemiyorsanız yapmak zorundasınız zaten. Firma ihale için bankadan teminat istiyor. Çok da yüksek bir meblağ. Ben hallederim. Baba. Parayı nereden bulacaksın? Her şeyimizi sattık. Daha ölmedik. Siz üstünüze düşeni yapın. Ben parayı bulurum. Nerede kaldı bu ambulans? Aradım efendim, yolda. Ne yaptın sen? Ben yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben buraya Musa Bey'e para vermeye geldim. Zarf'la para verecektim. Zarf da elimdeydi ya, para buradaydı. Arayın şu ambulansı bir daha. Adamın durumu acil, ölmek üzere. Yaşıyor mu? Kalbinden bıçaklamışsın. Yaşaması mucize. Yemin ederim. Ben yapmadım. Elimi bile sürmedim ben. Ben buraya para vermeye geldim. Geldiğimde kapı aralıktı. Adam kanlar içinde yatıyordu. Niye polisi aramadın? Ben tam polisi arıyordum. Gerçekten. Sonra biri kafama vurdu arkadan. Bayılmışım. Şu anda söyleyeceğin her şey aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Cinayete teşebbüsten gözaltına alındın. Dua et adam ölmesin. Eğer ölürse taammüden adam öldürmekten mahkemeye çıkacaksın. Kadının getirdiği para. Bir de üstüne para verdi öyle mi? Merkez anlaşıldı, tamam. Yaralının durumu ağır. Acil bir şekilde ambulans bekliyoruz. Karakola gidiyoruz. Siz de her şeyi karakolda bize anlatacaksınız. Anlatılacak bir şey yok. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Elimi bile sürmedim ya. Para vermeye geldim buraya. Kapı aralıktı diyorum. Para nerede o zaman? Bilmiyorum. Ya yalvarırım. Ben yapmadım. Ne olursunuz. Masumum be. Thank you.
Bahar! Kemal, ben bir şey yapmadım. Masumum ben. Bırakın karımı. Karımı bırakın karımı! İşte bu kadar. Aldım ilacı, ver ver. Anne. Abim geldi, Yusuf'un ilacını getirmiş. Damlat şuna iki damla da. Rahatlasın çocuk, ha kuzum. Ha kuzum, ha. Sana mı kaldı bunlar? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Suyu tutayım. Tamam, bir şey yok, geçti. Bunun öteki kapağı ne? Gel anne, gel. Elim yandı da suya tutuyorduk biz. Abla, söyle, canın ne çekiyor? Ne istersin, ne pişireyim ben sana? Anneciğim, acıktın mı? Bir şey yiyeceksin mi? Canım bir şey istemiyor. Beni yalnız bırakın. Anne, niye böyle yapıyorsun ama? Bak, biz yanındayız. Neden bana inanmıyor Yıldız? Niye kurtardınız beni? Bıraksaydınız ölseydim de bugünleri görmeseydim. Öyle söyleme, kulun kurbanın olayım ya. Ben bunu hak edecek. Ne yaptım? Allah'ım. Keşke ölseydim de. Kocamın beni bir buruşuk mendil gibi çöpe attığını görmeseydim. Allah'ım, Allah'ım. Anne, ne olur yapma. Anne, ne olur. Benim karım masum. Onu hiçbir yere götüremezsiniz. Zorluk çıkarmayın, yoksa sizi de götürmek zorunda kalırız. Ya ne hakla? Benim karım hiçbir şey yapmadı. Karınız bir adam bıçakladı. Adam ağır yaralı. Geldiğimizde karınız kaçıyordu. Ya yemin ederim kaçmıyordum. Ben hiçbir şey yapmadım. Vallahi yapmadım. Kemal, ben hiçbir şey yapmadım. Masumum ben. Biliyorum Bahar'ım. Biliyorum hayatım. Götürün. Hayır, beni götürüyorlar. Ne olur bırak. Korkma, ben haklı olacağım. Ben de geliyorum. Ya. Çabuk çabuk, hastayı kaybetmek üzereyiz. Acele edin. Bahar. Ya. Birazdan avukat gelecek. Hemen kurtulacaksın hayatım. Geliyor doktor. Korkma sevgilim. Korkma, yanındayım. Avukat gelecek, hemen çıkacaksın, tamam? Bahar'ım, korkma. İzin vermem. Seni yalnız bırakmam, tamam mı? Korkma. Beyefendi, beyefendi lütfen, zor kullanmak zorunda bırakmayın bizi. Korkma sevgilim. Korkma, bırakmayacağım seni. Korkma bebeğim. Korkma, geliyorum.
söyleseniz hangisi güzel olmuş ya? Feride bak. Hiçbiri güzel olmadı değil mi? Sen süpersin ya. Ne? Bu kadar kısa zamanda harika olmuşlar. Gerçekten mi? Ya Feride bunlar süper olmuş ya. Eline sağlık. Umarım baban da beğenir. Çünkü ihaleyi kaybedersek kesin faturayı bana keser. Yok artık. Senden daha güzel yapan birini bulamaz herhalde. Bu ihaleyi alacağız. Tabii baban parayı bulabilirse. Sizin bir emlakçı vardı. Bankayla çalışan. Eksperleri falan vardı. Ha. Onun telefon numarası lazım bana. Mesaj olarak atsana. Evet. Paraya ihtiyacım var. Acil. Adam ağır yaralı, hastaneye sevkini yaptık. Olay yeri incelemesi devam ediyor. Zaten olayın nasıl olduğu da kesin gibi. Şüpheliyi aldık, merkeze dönüyoruz. Alo. Savaş komiser, ben Mehmet Kemal Kozan. Yardımınıza ihtiyacım var. Ya annesini arıyor belli. Nereye gitti bunlar anlamıyorum ki. İnsan bir telefonuna bakar ya. Sevgilim, korkma, ben yanındayım. Kurtaracağım seni. Yusuf'um, Bahar'ımın kuzusu, ağlama oğlum, ağlama kuzum. Annesi gelecek Yusuf'un, oğluma çiçekler getirecek. Annesi çok severmiş oğlumu. Kıyamam sana, ağlama. Biraz bir şey yese toparlanacak ama. Aman benim bile boğazımdan geçmiyor Nazoş. O nasıl yesin? Canım benim ya. Bunların hepsi o Eylül cadısı yüzünden. Yok. Bunların hepsi babam yüzünden. Babam. Neden? Ana ne oluyor? Neden? Neden Osman? Neden? Neden? Neden Osman? Anne. Neden? Neden? Bırak beni Yıldız, bırak! Ben içimde o kadar acı yaşarken içimdeki acı bitmiyor! Bitmiyor!
Ama benim nasıl onu aldattığımı düşünür Lazlı, Lazlı. Abla, gel otur, gel. Ben Lazlı'ya, ben hak edecek ne yaptım? Ben hak edecek ne yaptım? Ne yaptım, ne yaptım? Ne yapacağım ben ya? Sustum. İçimde yanacağım istiyor. Bana mı hak etsin ben? Bana! Zoka! Yıldız mı? Efendim? Ay, alo! Bora Bey, ben Yıldız. Hani hastanede... Evet, hatırladım. Buyurun Yıldız Hanım. Bora Bey, ben çok zor durumdayım. Yani annemi eve getirdik. Ama kendisine bir şey yapmasından korkuyorum. Çok kötü durumda. Adresinizi verin bana. Hemen geliyorum. Yıldız beni evine çağırıyor da. Hadi bakalım. Hadi biz seni fazla tutmayalım. Yakışıklı çocuk. İşini de biliyor. Cüneyt, yemek geldi. Hadi sen de gel. Bir şeyler ye. Ya benim pek bir iştahım yok. İyi, tamam. Ben de yemeyim o zaman. Ya Feride, ben aç değilim. İyi, birlikte burada açlıktan ölelim. Ya of, hadi. Ferman abi hazırladı, gel. Seni sevdiğinden istedik. Hadi geç. Ay, çok acıktım vallahi. Ne gülüyorsunuz ya? Ay. Ya tamam, gülmeyin. Ay, hadi yiyin. İyi ki varsın. Ağlıyor, ağlıyor, uyudu. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Yok ya, açmıyorlar. Ne ablam ne Kemal açmıyor. Ya kızım bırak artık aramayı. Ya belki sinemaya falan gitmişlerdir. Kaç zamandır yalnız kalamıyorlar. Şahin hastaneye yarın mı gidilecek? Hı hı. Ameliyat öbür gün. Yarın yatarız herhalde. Ne hastanesi ya? Ne oluyor? Bir fırsat olmadı ki biz söyleyemedik sana. Babam böbreklerinden rahatsız olmadı. Ameliyat olması gerekiyor. Bahar'ında. Bahar? Onun nesi var? Oğlum... Benim durumum iyi değil. Böbrek nakli gerekiyor. Bahar bana böbreğini verecek. Soner, gittin mi havaalanına? Yoldayım abi. Asım'ı bıraktım. O da bir süre ortadan kaybolacak. Kadının işi tamam. Bahar katil oldu. Güzel. Şahin'in... Tek şansı da hapsi boyladı, öyle mi? Elimi kirletmeme gerek kalmadan kendi eceliyle geberecek. Ölüm hak.
Miras helal. Savaş Bey, Bahri içeri aldılar. Sorguda bir şeyler yapın. Tamam, giriyorum şimdi içeri. Avukat geldi mi? Yok, aradım yolda. Ya bakın, siz biliyorsunuz bu olanları. Bu pislikler Berat'la Kürşat'ın pislikleri. Bahar adamın evine parayı vermeye gitmiş. Zaten adam yaralı yerde yatıyormuş. Tamam Kemal, bir sakin ol. Avukatınız gelmeden konuşmak istemezseniz bekleyebiliriz. Hayır. Konuşalım. Ben masumum. Ne işin vardı orada? Ben parasını vermeye gittim. Olay yerinde para falan yoktu. Vardı. Yemin ederim. Başımı o sopayla vuran, beni bayıltan adam. O aldı parayı. Şimdi her şeyi öğreneceğiz, tamam? Buyurun başkomiserim. Sorguya katılmak istiyorum. Tabii. Bahar. Şimdi her şeyi en baştan anlatmanı istiyorum. Bütün gün ne oldu? Nereye gittin? Ne yaptın? Saniye saniye anlat lütfen. Nazire! Alo! Nazire neredesin sen? Osman Bey, ben Zühre ablanın yanındayım. Pek iyi değil. Siz de gelseniz. Benim aklım bana yeter. Seninkine ihtiyacım yok Nazire. Sen bu gece orada kal. Belki Yıldız'ın bir ihtiyacı olur. Bir şey olursa da beni ara. Osman Bey, beni... Alo. Evet. Ha. Evet, ben Osman Kozan. Evet, müstakil bir evim var. Okan size bahsetmiştir. İpotek ettirmek istiyorum. Bir fiyat çıkaralım. Evi biliyorsunuz zaten. Bir fiyat çıkarın, bankada buluşalım. Bahar'dan önce ben varım. Onun bebeği küçük. Ona ihtiyacı var. Bir de ben gireyim şu teste. Ameliyat tarihi kesinleşti oğlum. Olsun. Ben de baktıracağım. Her geçen dakika babamın aleyhine işliyor abi. Yani keşke sen de daha önce gelip bizim gibi teste girseydin. Zaman yok. Değil mi babacığım? Oğlum, bunu ben istemedim. Bahar ısrar etti. Biliyorum baba. Ama ben dururken Bahar olmaz. Uyumadı ya bir türlü. Bir huzursuzluğu var, ben anlamadım. Ben şunları bir daha arayayım ya. Kadar. Şükürler olsun yani. Allah Allah. Neredesiniz Kemal ya? İnsan bir arar. Sevgi anne orada mı? Evet. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Senin sesin niye kötü geliyor? Ablam iyi mi?
Kadar. Ver bakayım sen onu bana. Ver. Alo Kemal. Kemal. Ne? Ne oldu? Biz geliyoruz. Ne oluyor Sevgi, ne var? Anne bir şey söylesene. Bahar'ı gözaltına almışlar. Ne? Ne? Anneciğim. Hadi iç şunu. Buyurun. Yıldız Hanım beni bekliyordu. İstemiyorum. Anneciğim ama yapma böyle, içmen lazım. Ölmek istiyorum. Duymadın mı? Ölmek istiyorum. Ölmek! Ölmek! Bora Bey, içmiyor ilaçlarını. Yıldız Hanım, annenize birkaç ilaç da ben getirdim. Bana izin verir misiniz? Tabii. Buyurun. Buyurun şuraya. Yıldız. Bu kim? Psikiyatrist. Hastanede tanıştık. Kartvizitini verdi. Anam pek genç bu. Hacım gençse genç. Ne yapayım annem böyle olunca aramak zorunda kaldım. Tamam kuzucuğum, ondan söylemedim de. Adı ne bunun? Bora. Nerede okumuş? Nereden bileyim? İçte. Aa, nasıl yaptın? Meslek sırrı. Oh, çok şükür be. Şimdi sakinleşti mi, kendine bir şey yapmaz mı yani? Merak etmeyin. Üçlü bir ilaç verdim. Birazdan uyur. İçeri geçelim mi? Tabii. Nazoş, sen yine de bir bak. Tamam. İhale komisyonuna verilecek dosya hazır. Bir tek para lazım. Teminat mektubu. Bankaya para yatırıyorsun, onlar da sana mektup veriyorlar. Eskiden şirketin adı bile yeterdi o mektubu almaya. Ama şimdi sadece para. Bu ihale bizim ya batışımız olacak ya da çıkışımız. Ya tamam, öyle kötü şeyler söylemeyelim. Yani iyi düşünelim, iyi şeyler olsun değil mi? Öyle kurtuluşumuz olacak bu bizim. Ben babamı arayayım. Efendim. Baba ne yaptın? Birazdan oradayım. Şey, parayı buldun mu? Hallettim, geliyorum. Ne oldu? Babam parayı bulmuş. Nasıl buldu ki? Sonra o adam aradı. Musa Bey. Oğlum çok hasta. Parayı sen benim eve getir dedi. Ama ortada para falan yok. Yemin ederim vardı. Musa Bey'in arama kaydı var. 155'i aramış. Sizin onu tehdit ettiğinizi söylemiş. Parayı vermek için mi adamı bıçakladınız? Yemin ederim. Vallahi para benim yanımdaydı. Yemin ederim. Ama olay yerinde bulunmamış. Size zarar vermek istedi mi? O yüzden mi bıçakladınız? Ben bir şey yapmadım. Gittiğimde adam bıçaklanmış. Kanlar içinde yerdeydi. İçeri nasıl girdiniz? Kapı açıktı. Yemin ederim. O bıçağı elime bile sürmedim ben. Adam gittiğimde yerdeydi. Yemin ederim. Yemin ederim ben yapmadım. Bahar. 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 İyi misin? Hemen su getirin. Karım iyi mi? Bahar. Kemal Bey lütfen. Bahar. Durur. Lütfen Kemal Bey. Karım iyi mi? Tamam Kemal. Korkma Bahar. Kemal, Bahar buradayım, korkma. Tamam. Bahar. Karım iyi mi? Bahar.
Bırak! İyisin. Ben kapının önündeyim, bağır! Beyefendi, lütfen. Yusuf'u uyuttum ben. Sağ ol kızım. Şahin, hadi! Sen nereye gidiyorsun? Ne demek nereye ya? Ben de geliyorum. Kızım Leyla, ne bilsin Yusuf'u ya? Kal sen, dolapta sütü var, yarım saat sonra ver. Anne, hadi acele edin. Geldik, geldik. Anne, haber ver. Bundan akşam yatmadan yine içirin. Olmadı yemeğine katın. Hı hı. Yemek yemiyor ki. Bu ilaç iştahını açar. Biraz da selsemletir. Endişelenmeyin. Ay, çok teşekkürler vallahi. Zahmet verdim size. Ne demek, ben teklif ettim size. Bir iki ilaç daha var. Onları da alsanız iyi olur aslında. Bunlar bize promosyon olarak geliyor. İçinde 4 tane var. Tamam. Oluruz. Gelirken sokak başındaki eczaneyi gördüm. Gidip birlikte alalım. Hem biraz hava alırsınız. Siz de pek iyi görünmüyorsunuz. Hadi git Kuzu, ben de buradayım. Annen de uyuyor. Olur. Tamam, ben aşağıda bekliyorum. Hadi. Sağ olsun. Çok ilgili efendi çocuk. Annenin karşısına çıkmış. Anne birden şaşırmış ama çok nazik davranmış. Vallahi içirivermiş ilacı. Annem mi söyledi? Ha, ilacın etkisiyle mayışmıştı. Mırıl mırıl bir şey anlattı ama ben bu kadarını anladım. İyi iyi. Geç kalmam. Ay! Buyurun. Teşekkür ederim. Teminat mektubu beyler. İhale dosyasına koy. Parayı nereden buldun? Nereden bulduysam buldum. Çizimler ne durumda? Bence güzel oldu. İş alacağız. Alsak iyi olur. Yoksa hepimiz kendimize yeni bir iş ararız. Ben dosyayı komisyona götüreyim. Oradan da eve geçerim. Yıldız da Zührehane'ye bakayım bir. Akşam bize geliriz abi. Bir şey isterseniz ararsın beni. Şey, benim de yapacak işlerim vardı. Baba, bu konuda konuşmak istemiyorum. Bak, annemin bir suçu yok. Siz neye inanmak istiyorsanız inanın. Bana karışmayın. Efendim Kemal. Bahar mı? Ne olmuş? Tamam. Hemen geliyoruz. Ne olmuş? Bahar'ı tutuklamışlar. Hay! Aa Cüneyt, bunlar... Feride, bizim çıkmamız lazım. Başka bir şey demedi mi? Demedi baba. Bahar'ı tutuklamışlar. Ne? Ben de geleyim o zaman. Gelme, ne işin var? İhaleyle ilgilen. Tamam, sen burada kal, ben seni ararım. Tamam. Ne olursunuz. Kemal'e iyi olduğumu söyleyin. O merak etmiştir şimdi beni. Bahar, bırak şimdi Kemal'i düşünmeyi. Onun iyi olması senin buradan dışarı çıkmana bağlı. Şimdi atladığın bir detay var mı? Düşün lütfen. Her şeyi anlattım. İyi düşün. Her detayı. Hayır, her şeyi anlattım ben. Ben bir şey yapmadım. Masumum ben, yemin ederim. Adamın elinde sopa vardı. Mahkeme nefsi müdafaya karar verirse ceza indirimim var. İnkar edersen ondan da faydalanamazsın. İyi düşün. Ben o bıçağı elime bile sürmedim. Dokunmadım. Bahar Hanım, gerçeği anlatmak zorundasınız. Başka türlü yardımcı olamayız size. Ya gerçek bu işte. Her şeyi anlattım. Niye anlamıyorsunuz? Ben bir şey yapmadım. O adam uyansın. O zaman her şey ortaya çıkacak. Siz de göreceksiniz.
Adamın hayatta kalması neredeyse imkansız. Çünkü bıçak göğsüne isabet etmiş. Deliller adli tıpa gönderilecek. Durum yarın netleşir. İşte o zaman anlaşılacak benim masum olduğum. Masumum ben. Aksi bir sonuç çıkarsa Bahar Hanım, sizi kimse kurtaramaz. İtiraf etseydiniz iyi halden yararlanabilirdiniz. Ama şimdi o şansı da kaybettiniz. Ne oldu? Bir şey söyleyseniz de ne oldu? Bahar nerede? Sorgu odasında. Peki neyle suçluyorlar? Cevap versene oğlum. Biri yaralanmış. Durumu ağırmış. İyi de oğlum, bunun Bahar'la ilgisi ne? Ağır cinayete teşebbüsten suçluyorlar. Dediğim gibi, gece yatmadan önce bir tane daha verin. Bu uykusunu getirecektir zaten. Bir de kendisini yalnız bırakmayın. Tamam. Çok teşekkür ederim ilginize. Yalnız aklıma bir şey takıldı, sorabilir miyim? Tabii. Annemle neden bu kadar çok ilgileniyorsunuz? Yani buraya kadar gelmeniz falan. Yıllar önce okuldan eve döndüğümde babamı salonda kendini asmış olarak buldum. Çok affedersiniz. Özür dileyecek bir şey yok. Sizi hastanede öyle görünce kendime engel olamadım. Lütfen kusura bakmayın. Sevdiğiniz birinin ölmek istemesi, bunu denemesi, insan gerçekten mahvoluyor. Sizi görünce kendi yaşadıklarımı hatırladım. Telefonunuzu bekliyorum. Beni haberdar edin lütfen. Kimdi o? Sana ne? Kimdi o? Seni ilgilendirmez. Sen hala benim karımsın. O adamın kim olduğunu söyleyeceksin, yoksa gidip ona sorarım. Dur, tamam dur. Gel, bağırıp durma. Annem ilaçlarını içmiyordu. Bir psikiyatristten yardım istemek zorunda kaldım. Babanın, Cüneyt'in haberi var mı? Onlara danıştın mı? Danışmadım. Kimseye danışmaya ihtiyacım yok benim. Ben kendi kararlarımı kendim verebilirim. Kiminle istersem onunla gezerim. Onunla konuşurum. Onunla dolaşırım. Anladın mı? Sen buna karışamazsın. Ferman, artık şunu aklına sok. Biz boşanıyoruz. Anladın mı? Nöbetçi mahkemeye sevk edileceksin. Sana yardım etmek istiyorum ama işim hiç kolay değil. İki olasılık var. Ya sen yaptın, ya da biri bu cinayeti senin üstüne yıkmak istedi. Ve bütün delilleri ayarladı. Kim? Ya neden? Nasıl böyle bir şey yapar ki? Aynen, savcı ve hakim de böyle düşünecek. Ve birinci olasılık geçerli olacak. Söyleyeceğim başka bir şey var mı? Masumum ben. Tamam, bırakacaklar değil mi Bahar'ı? Yarın nöbetçi mahkemeye çıkacak. Neden? Bahar masum. Olay yeri hiç öyle söylemiyor Kemal Bey. Başkomiserim, size iletmem söylendi. Bahar! Bahar! Annem! Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Biliyorum. Buradayım ben, tamam mı? Korkma. Korkma, kurtulacaksın. Kurtaracağım seni. Tamam mı? Yusuf!
kafayı iyi bakın, tamam mı? Korkma kızım, korkma. Kurtaracağız seni kızım. Müjdemi isterim. Ne oldu? Osman Kozan mı öldü? Yok, henüz değil. Ama bugün canından bir parça daha koptu. Evini ipotek ettirdi. Ölmemiş ama yara almış. İhaleye girecekler ya, teminat olarak para gerekli. İtibarları eridi. Paraları da eriyecek. Bu iş tamam. Ne oldu? Annesine Alper'in ayarladığı eczaneden ilaç falan aldık. Sonra? Sonrası yok. Ona yardım ettiğim için minnettar kaldı bana. Bu gece kesin arayacak. Teşekkür etmek için beraber bir akşam yemeği yiyeceğiz. Eminim. Yıldız'ın bu kadar kolay tuzağa düşeceği aklıma gelmezdi. Benim yakışıklılığımı yabana atmayalım isterseniz. O da var tabii. Yıldız kocası tarafından aldatılmış bir kadın. 40 yaşında. Üstelik uzun zamandır kimseden ilgi görmemiş. Yakışıklılığının bir önemi yok diyorsun yani. Yani senin sandığın kadar önemi yok. Yakışıklılığını, çekiciliğini sonuna kadar kullan. Onu kendine aşık et. Emredersin prenses. Avukatımız Ankara'nın en iyisi. Bahar kurtulacak. Bence her şeye hazırlıklı olun. Ne demek bu be? Bütün deliller karınızın aleyhinde. Bahar bunu yapmadı. Bunu içeride tutamazlar. Bahar Hanım'ın böyle bir şey yapacağını ben de inanmıyorum ama sistem böyle işlemiyor. Delillere bakılıyor. Kendini temize çıkarması bu şartlar altında biraz zor. Tamam. Söyleyin. Ne yapmamız lazım? Söyleyin. Beklemekten başka yapacak bir şey yok. Sonuçlar yarın mahkemeden önce çıkar. Karınız masumsa kurtulur. Ama değilse en az 20 yılla yargılanır. Thank you.